çıkmış. Dolayısıyla orada bir tartışma çıkıyor. O kişi de o karambol içinde ateş ediyor. Şimdi yani öyle bir nokta oluyor ki vatandaş bu işi eline silahı alıp sanki çözecekmiş gibi. Çok tehlikeli bir durum değil mi bu? Şimdi bu arada şunu söyleyelim. Vatandaşlarımızın böyle yapmalarına gerek yok. Çok sert önlemler alınıyor şu anda. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de bunu çok net kamuoyuyla görecek. Yarın da görecek. Toplantı var başbakanlıkta zaten. Yani çok net bir şekilde çok sert önlemler geliyor. Şu anda da zaten yapılıyor ama kamuoyu çok fazla belki görmüyor. Fakat şunu da söylememiz lazım. Milletin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bunu da rahatlatacak olan siyaset. Bir milletin sinir ucuyla bu kadar çok oynanırsa bugün sabreder, yarın sabreder, öbür gün yani size doğru birisi çıkıp provokatif maksatla bile olsa, kuru sıkı tabanca da olsa, size tabanca doğrultmuş olsa ne yaparsınız? Yani orada kendinizden geçebilirsiniz. Çok tuhaf hareketlerde bulunabilirsiniz. Sonra ben niye yaptım diyebilirsiniz. Ya bu millete yazık. Bu kadar çok sinir ucuyla oynatmamak gerekir. Baykal'ı, Bahçeli'si, Erdoğan'ı bir araya gelecekler. Kimin evinde, kimin bahçesinde bir araya geleceklerse gelecekler. Bu ülke için sözlerini yutacaklar ve diyecekler ki kardeşim bu insanlar ölmesin. Ama sokaktaki insanımıza da seslenmek isteriz. Yani terör örgütüyle de, suç şebekeleriyle de bu ülkenin polisi mücadele eder. KCK operasyonlarında yapıldı. Dağda da mücadelesi veriliyor. Ha gerekirse strateji değiştirilir. Ama siz sokağa çıkarsanız mücadele edemeyiz. Hiç kimse mücadele edemez. Yani sokakta eğer sıradan vatandaş çıkıp eline satırla, baltayla, bilmem neyle hak aramaya kalkarsa o zaman polis hiçbir şey yapamaz. Dünyanın hiçbir polisi yapamaz. Yani bizim polisimizle ilgili bir şey değil. Lütfen herkes evinde otursun. Görevlilerin işlerini yapmasını temin etsinler. Ama aynı zamanda da hangi siyasi partinin içerisindeyseler yeter kardeşim gidin görüşün. Bu işi birlikte çözeceksiniz. Karşıma gelmeyin desiniz. Abdullah Gül'ü de bu sürece katarsanız ne söyleyebilirsiniz? Cumhurbaşkanına çok büyük görevler düşüyor. Yani onun gibi başka bana sorarsanız kamuoyunun önde gelen kanaat önderleri de vardır. Sivil kanaat önderleri de vardır. Bu insanlar da çağrılarda bulunabilirler. Sonra barolar, dernekler. Yani bugün terör örgütü ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın çıkıp ben şiddete karşıyım demesi gerekiyor. Barolardan mesela Diyarbakır'dan bir açıklama geldi. Çok son derece yararlı. Sonra AK Parti'nin içerisinde bakınız yani 70, 80, 90 bilmiyorum tam sayısını ama oldukça fazla Kürt kökenli milletvekillerimiz var. Bunlar bugün konuşmayacak. Ne zaman konuşacak? Çıksınlar desinler ki kardeşim ben de Kürt'üm. Şiddete karşıyım, teröre karşıyım. Ne PKK ne DTP ne bu şiddet yanları beni temsil etmiyor. Artık cesur olmak gerekiyor. Yani dürüst, namuslu, şiddet istemeyen,